Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 18 Temmuz'da TYT kampımıza biliyorsunuz ki start veriyoruz, başlıyoruz. Kamp kitabımızla beraber hareket edeceğiz. Kamp kitabımızın içerisinde ben size hem konuyu anlatacağım hem de sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki konuların arkasında testler var, o testleri de çözeceğim. Yalnız şöyle bir durum var, sadece ama sadece bu kitaptan konuyu dinledik ve anladık. Mükemmel. Konunun arkasından hemen testleri de çözdük. Biraz da pekiştirdik eyvallah ama konunun tamamıyla pekişmesi için bunlar yeterli değil. Evet, konuyu anlarsın, konuyu kavrarsın ama seni bir sene boyunca taşıyacak bir şeylere de ihtiyaç var. Ve tabii doğal olarak ne yapıyoruz? Soru bankaları çözüyoruz arkadaşlarım. Herhangi bir soru bankam yok. Olsaydı onu da önerirdim. Fakat yine kendi kitabım olmuş olsaydı yine farklı yayınlardan soru bankaları önerirdim. Çünkü soru bankası dediğimiz olay öyle sevgili arkadaşlarım kolay oluşturulmuyor. Herkesin diline uygun, herkesin aklına yatan veya herkesin tarzına uygun bir soru bankası öyle kolay ortaya çıkmıyor gençler. Bu yüzden sizlere de ben hem kampta ödevlendireceğim soru bankalarını söyleyeceğim. Tabii dileyen, isteyen istediğini alsın diyeceğim ama size bazı isimlerde, yayın isimleri de vereceğim arkadaşlar. Kendi beğendiğim yayın isimlerini vereceğim. O yayınlardan da sevgili arkadaşlarım kampımıza uygun şekilde ödevlendirmelerimi yapacağım ve sizler de bu ödevlerinizi yapacaksınız. Artık sene boyunca o hani konuları unutmamak adına güzel bir performans bekliyorum sizler. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım şu duvarda boş kalmış bu duvarda arkadaşlarım şöyle reklam panosu olarak kullanabiliriz. Dileyen buraya reklam verebilir arkadaşlar. Şimdi ben de kitaplarımı buraya tek tek çıkarayım. Önce sevgili arkadaşlarım kolay kitaplardan başlayalım. Kolay kitap çözmek isteyen hocam benim düzeyim öyle matematiği işte çok fazla yapamıyorum. Ben 8 netlerde 10 netlerde takılı kalıyorum. Yeni 12. sınıfa geçtim ama matematiğimin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Mezuna kaldım. Sırf matematik yüzünden mezuna kaldım. 10 neti geçemiyorum. 12 net civarında takılıyorum. 13 net civarında takılıyorum diyen arkadaşlarım kolay kitap öncelikle bunları çözecekler. Kolay kitap olarak da sizlere önerim sevgili arkadaşlarım. 1. Şimdi buraya da yansıtıyoruz. Karekök 0 alabilirsiniz arkadaşlarım. 2. Acil Yayınları'nın Matematiğin İlacı adlı soru bankasını alabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz gençler. Çıkacak olan kitaplardan da söyleyeyim size. Size söylemiştim. Analiz yaptım. Araştırma yaptım. Yayın evlerinin yazarlarıyla görüştüm. Bu kitap ne zaman çıkacak? Böyle bir kitabınız var mı diye de sordum. Çıkacak olan kitaplardan da sevgili arkadaşlarım bakın. Metin Yayınları'nın kolay kitabı çıkacak. Yani kolay kitabı derken matematiğe sıfırdan başlayıp orta düzeylere, üst düzeylere çıkarmak isteyen arkadaşlar için bir kitabı çıkacak arkadaşlarım. Ve yine çıkacak olan kitaplardan da yine orijinal yayınlarının bir sevgili arkadaşlarım kolay seri kitabı çıkacak. Aklınızda bulunsun. Orijinal yayınları denilince hep aklınızda zor olarak kalmasın diye bir de size sevgili arkadaşlarım kolay kitabı çıkacak aklınızda bulunsun. Evet tabii bunu en son söyleyelim tamam. Şimdi sevgili arkadaşlarım orta zor kitaplardan şimdi orta düzeyde soru bankası, zor düzeyde soru bankası demeyeceğim. Orta ve zor karışık olanlardan söyleyeceğim. Çünkü tamamı zor olan, yani tamamı zor sorulardan oluşan bir soru bankası bulamazsınız. Tamamı orta düzey sorulardan oluşan soru bankası bulamazsınız. Tamamı kolay bulabilirdik. O yüzden kolayı ayırt ettim orada. Ama orta düzey dediklerimizin içerisinde tabii ki zor sorular mevcut. Zor dediğimiz soru bankalarının içerisinde tabii ki yine orta ve kolay sorular da mevcut. Siz de bunu biliyorsunuz gayet. Özellikle mezunlar çok iyi biliyorlar. Şimdi arkadaşlarım orta zorları önermeye başlıyorum. 1. 3-4-5 yayınları arkadaşlarım. 3-4-5 yayınlarının TYT soru bankası dediğimiz kitabı. İçerisinde zaten kolay, orta ve zor diye de zaten ayırıyor. Klasikleşmiş sorular var, ÖSYM tadında sorular var ve bir de orijinal sorular var arkadaşlarım. Dolayısıyla aslına bakarsanız 3-4-5 soru bankasını aldığınız takdirde hem kolay soruları, hem orta soruları, hem zor soruları, bir de sevgili arkadaşlarım bu kolay, orta, zor diye kategorilendirilmiş olan sorular sevgili arkadaşlarım. O kelimeyi nasıl söyledim be ya? Kategorilendirilmiş olan soruları sevgili arkadaşlarım. Bir de üst kategori var. ÖSYM tadında klasikleşmiş sorular ve orijinal sorular şeklinde. Dolayısıyla tek kitap işinizi görebilir aslında. 400 küsur sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam kitapta. Yalnız şöyle bir durum var. Hani ekstradan kitap çözmeye ihtiyaç duyan arkadaşlarım varsa farklı kitaplara da yönelebilirler. Hani hem kolayı hem ortayı hem de zoru tek kitapta işin içinden çıkarayım diyorsanız 3-4-5'i öneririm. Orta zordan devam ediyorum. 3D yayınlarının sevgili arkadaşlarım TYT soru bankasını alıp çözebilirsiniz. Yine
orta zor düzeyden devam ediyorum. Arkadaşlarım, metin yayınları bu sene kitapta güncelleniyor. Kitap çok kalın olarak karşımıza çıkmıştı geçen yıllarda ve öğrencilerin de, ben kendi dersine girdiğim öğrencilerden de duydum. Hocam bu kitap çöz çöz bitmiyor demişlerdi. Ben arkadaşlar Gökhan hocanızla da görüştüm. Gökhan Metin, metin yayınlarının sahibi, kurucusu. Onunla da görüştüm arkadaşlarım. Hocam dedi bana, dedi ki biz geçen sene bunu çok duyduk. Bitmeyen kitap çıkarmışlar dediler bizim ismimize. Ama biz bu sene biten kitap koyduk bunun ismini. Kitabı sevgili arkadaşlarım gayet sayfa sayısını standart bir sayfa sayısı olarak yapmışlar. Çözümü hantal olan soruları, çözümü uzun olan soruları ve gerçekten ama gerçekten hantal olan soruları elemişler ve yerine çok güzel sorular koymuşlar. Ve ben soruları da gördüm. Gökhan hocamla biraz muhabbet halinde bulunduk ve ben soruları da gördüm. Gerçekten ama gerçekten ÖSYM tadında süper soruları var, aklınızda bulunsun. Kitabı da bir inceleyin. İnceledikten sonra bu kitap ne zaman çıkacak bu arada? 1-2 hafta içerisinde raflarda bulursunuz. Bu kitabı da sevgili arkadaşlarım edinebilirsiniz. Bir diğer kitap Acil Yayınları, TYT Soru Bankası. Acil Yayınlarından ayrıldım diye Acil Yayınlarının kitapları kötü demek olmuyor bu. Acil Yayınlarının kitapları arkadaşlarım her zaman iyiydi. Siz de bunu biliyorsunuz. Acil Yayınlarını kullanabilirsiniz TYT Soru Bankası olarak. Yine ödevlendirmeleri ben size verdiğim zaman örnek veriyorum şu şekilde. Ben bu hafta ardışık sayıları işledim. Diyeceğim ki hangi soru bankasını aldıysanız o kitaptaki ardışık sayılar sorularını, testlerini bitireceksiniz arkadaşlar diyeceğim. Bu yüzden seçiminizi de buna göre yapın. Anlaştık mı? Acil Yayınlarının TYT Soru Bankası'nı alabilirsiniz arkadaşlarım. Bir diğer kitabımız ise Endemik Yayınları'nın. Endemik Yayınları'nda yeni nesil dediğimiz tarzdaki sorulardan biliyorsunuz ki daha az miktarda var diğer yayınlara göre, bu saydığım yayınlara göre. Yalnız kullanılamaz mı? Pek tabii kullanılabilir. Ben severek çözüyorum bu yayını. Ekstradan sevgili arkadaşlarım, son olarak da Bilgisayar Mal Yayınları'nın TYT Soru Bankası'nı alıp çözebilirsiniz. Bizim yine kamp müfredatımıza uygun olacak kitaplardı bunlar ve sizler de orta zor düzeyde çözerken eğleneceğiniz ve zevk alacağınız, yuh lan şu soruya bak ne kadar güzelmiş bu soru diyeceğiniz sevgili arkadaşlarım sorulardan içerisinde bol miktarda olan yayınları saydım şu an sizlere. Şimdi bir de sevgili arkadaşlarım, tabii TYT'nin olmazsa olmazı, TYT matematiğin olmazsa olmazı nedir biliyorsunuz siz de. Nedir arkadaşlarım? Tabii ki problemler. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mezun arkadaşlar zaten biliyorlar ama 12. sınıflar. Yaklaşık 30 tane matematik sorusu çıkacak karşımıza. 40 tane TYT matematik bölümünde soru var. Bunun 10 tanesini geometri diye ayırırsak karşımıza 30 tane TYT matematik sorusu çıkacak ve abartısız söylüyorum, bu soruların neredeyse yarısı problem arkadaşlarım. Diğer sorular da, yani diğer kalan kazanımlar da, örnek veriyorum basit eşitsizlikler. Öyle basit eşitsizlikler sorusu eskisi gibi öyle klasik 3-4 satırda sorulan basit eşitsizlik soruları olmuyor. Genelde problemleştirilmiş bir soru oluyor. Mutlak değer soruları da öyle ki bakın bu 15 tanesinin haricinde söylüyorum. Yani yaklaşık sizin karşınıza 21-22 tane bu şekilde problemleştirilmiş soru çıkıyor ve bizim problemi bir şekilde halletmemiz lazım. Bundan kaynaklı kitabı çok kalınlaştırmadan elimden geldiğince bu kitabın içerisine, yani kamp kitabımızın içerisinde problemleri uzun tuttum. Yalnız bu kitabın içerisindeki problemleri çözmek yetecek mi? Tabii ki yetmeyecek. Bunun için bir problemler soru bankası, bir problemler fasikülü, bir problemler çalışma kitabı alınabilir. Bunları da araştırdım arkadaşlar sizler için, merak etmeyin. En çok hoşuma giden, bu ara gördüğüm, internette de sürekli görüyorum ve Metin Yayınları'nın yazar olan Gökhan hocamızla görüştüğümde ondan da ben bu kitabı dinledim. Daha sonrasında gidip kitabı da görme fırsatım oldu. İnternette de zaten görüyordum, karşıma çıkıyordu. Metin Yayınları Modern Problemler. Modern Problemler. Şimdi kitabın içeriğine baktım. Kitabın içeriği gerçekten muhteşem. Bence problemleri olması gerektiği gibi ele almış yayın evi. Ve gerçekten arkadaşlarım güzel. Ben sevdim. Hatta Gökhan hocama dedim ki hocam dedim bu kitabın biz dedim yani ben alsam kitabı alsam PDF'ini de bana versen ben bu kitabı güzelce öğrencilere YouTube'da çözsem olmaz mı dedim. O da memnun olacağını söyledi. Dolayısıyla arkadaşlarım buradan da bunun duyurusunu yapayım. Metin Yayınları'nın Modern Problemler adlı kitabını çözmeye başlıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde aklınızda bulunsun.
Buradan da bunun duyurusunu yapalım. Problemler kitabını almak isteyip problemler kitabı alıp problemler de aynı zamanda çalışayım hocam ben. Buradan da yürürüm ben. En azından TYT'yi bitirdiğimizde benim 14-15 tane netim cebimde olsun diyen arkadaşım varsa bu kitabı alıp benle beraber çözebilir. Gerçekten keyif alarak çözüyorum ben şu an. Videolarını da çekmeye başladım. 3-4 tane video çektim hatta. Gerçekten mükemmel arkadaşlarım. Bence olması gerektiği gibi almış. Ve ben başka bir yayın evinde de bu konsepte rastlamadım açıkçası. Hoşuma giden bir konsept oldu. Bilgi sarmal problemler. Gençler bunu da bu kitabı da edinip kitabın zaten geniş bir yapısı var. Bu geniş yapı içerisinde soruları çözecek bol yer var. Sorular olması gerektiği zorlukta. Ne böyle çok abartı zor sorular var ne de çok abartı kolay sorular var. Çok güzel dizayn edilmiş. Daha sonrasında apotemi problemler arkadaşlarım. Alabilirsiniz, edinebilirsiniz apotemi problemleri. Ama apotemi yayınlarındaki problemler genelde böyle ben hani çalıştığım kurumlarda öğrencilerden aldığım geri dönükler de şu şekildeydi. Hocam tamam eyvallah ama apotemi problemler işin biraz cilası diyorlardı sevgili arkadaşlarım. Ben de tabii alıp kitabı tamamını çözmedim. Yalnız öğrencilerin çözemediği soruları çözdüm. Hani mesela çalıştığım kurumlarda falan çocuk getiriyordu. Hocam ben şu soruyu çözemedim. Buna bir bakabilir miyiz? Bir el atabilir miyiz? Diyordu. Ben de soruyu alıp çözüyordum. Hani nasıl diyeyim ben size? Öğrenci dilinde öğrenciyi terletebilecek sorulardan oluşan bir kitap. Ama en son 2 sene önce görmüştüm. Hala aynı düzeyde midir bilmiyorum ama dediğim gibi üst sıraları hedefleyen öğrencilerin çözmesi gereken kitaplardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bir de sevgili arkadaşlarım 2 tane daha söyleyeceğim. Karekök rutin olmayan problemler. Şimdi Karekök yayınlarını şeyde söyledik mi? Ha, Karekök 0'ı söyledik. Orta zor kaynakların içerisinde Karekök'ü söylememiştim. Problemler içinde sevgili arkadaşlarım Karekök'ün rutin olmayan problemlerini alıp çözebilirsiniz. Tabii bir de ekstradan bu işin olmazsa olmazı. Bunları yaparken ödevlerinizi de yaparken arkadaşlarım yani bunu örnek veriyorum. Öğrenciler genelde şöyle düşünüyorlar. Ben bir çalışayım. En son işte o sınava girmeden önceki bir ay var ya o bir aylık süreç içerisinde çıkmış soru çözerim falan gibi düşünüyorlar. Şimdi arkadaşlarım sen bu çıkmış soruları hepsini de gidip o bir ay kala o sıkıntıyla o stresle çözmek yerine bence benim fikrim şunu yap. Örnek veriyorum biz ardışık sayıları işlemişiz. Hep ardışık sayı işliyoruz biz sabahtan. Asal sayıları işlemişiz. Tamam. Bu hafta asal sayılardan ben sana ödevlendirdim. Ödevlerin bittikten sonra. Bak bu çok basit. Google'a giriyorsun. Yazıyorsun güzel kardeşim. Diyorsun ki asal sayılar çıkmış sorular. Zaten sene sene önüne dokümanlar geliyor. Bu dokümanları ister indir çıktısını al. İster ekranın açık dursun orada kağıda çöz. Ama mutlaka çöz. Tamam mı? Çünkü hafta hafta bu işi götürürsen 11 haftanın sonunda şunu da yapmış olacaksın. ÖSYM'nin şimdiye kadar tüm konulardan sorduğu TYT ile yani birinci bölümle alakalı TYT sorularını da zaten otomatikman çözmüş oluyorsun. Bu güzel bir davranış olur. Doğru bir davranış olur senin için. Seni çok fazla ama çok fazla geliştireceğini düşünüyorum. Evet, kolay kitaplardan söyledik. Karekök 0 ve Matematiğin İlacı. Orta zorlardan söyledik. 3-4-5 yayınları, 3D yayınları, acil yayınları, bilgi sarmal, metin ve endemik yayınları. Problemlerden sevgili arkadaşlarım metin yayınlarının modern problemler dedik. Bunu zaten ben çözeceğimi söyledim sizlere. Bilgi sarmal problemler, çıkmış soruları unutmayın demiştim. Apotemi problemler işin cilası gibi düşünmüştük ama siz yine de kitabı alın bir inceleyin arkadaşlarım. Karekök rutin olmayan problemler dedik sevgili arkadaşlarım. Bir de şöyle bir şey söylemiştik bunda tüm bunları anlatırken. Demiştim ki sevgili gençler 3-4-5 yayınlarının TYT soru bankasını alırsanız bakın tekrar söylüyorum kitabı incelemenizde fayda var. Kitabı elinize alın o şekilde bakın. Eğer kitabı hani ben hocam kırtasiyeye gidemiyorum şehrimiz biraz uzak sadece internetten sipariş verebilirim gibisinden bir düşüncem varsa bu konuda da hani sana bunu önerdim ya pişman olmazsın. 3-4-5 yayınlarının soru bankasında bakın tekrar ediyorum klasikleşmiş sorular var. ÖSYM tadında sorular var. Bir de sevgili arkadaşlarım orijinal sorular var. Ve ÖSYM tadında olan kısımla klasikleşmiş sorular kısmını kolay, orta, kolay, kolay orta, orta, orta zor ve zor biçiminde de sevgili arkadaşlarım bu şekilde ibre ile ayırmışlar. Biliyorsunuz klasikleşmiş 3-4-5 yayınların ayırmışlar ve gerçekten sevgili gençler bu hoş bir şey çünkü her tarzı öğrenciye uygun olan bir kitap olmuş. Bir öğrenci kolay soruları çözdükten sonra kolay orta soruları
daha rahat kolay orta soruları daha rahat çözecektir. Daha sonrasında orta soruları daha rahat çözecektir. Tabii bir de ben sana burada konuları anlattığım için emin ol konuları anlattığım zaman direkt orta düzey sorulardan da başlayabilir kıvamına geleceksin. Bunu da aklında bulunsun. Başka bir önerim şu an bulunmuyor. Tüm notlarımı sevgili arkadaşlarım sizler için almıştım ve bunları da size bu şekilde duyurmuş oldum. Bu da bir duyuru videosuydu. Neyin duyurusunu yaptık? Kitapların duyurusunu yaptık. Kitap öneri videosu gelsin demiştiniz. Ki ben de zaten ödev kitaplarını size duyurmak için bunları söyledim. İlla ki şu an biliyorum ki video yayına girdikten sonra şunu soran öğrenci mutlaka olacaktır. Diyecek ki hocam tamam ama hangisi? Hangisini alalım? Ya arkadaşlar gerçekten ama gerçekten bu kitapları ben özenle araştırdım. İstediğiniz bunlardan seçtiğiniz birisini alabilirsiniz gençler. Tamam, seçtiğiniz bir tanesini alabilirsiniz. Bu kitaplar bizim kampımızdaki ödev sistemine uygun olan kitaplardır. Bunlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Hocam iki tane çözmek istiyorum diyen varsa, bak iki tanesi bu kamp için sana ağır olur. Yani 11 haftada bitiremezsin. Hani şöyle yapabilirsin. Bir tane kitap al. Tamam, kaldırabileceğin bir kitap. Bir tane kitap al. Bu kampla beraber, benle beraber o kitabı bitir. Kamp bittikten sonra zaten biz daha hani yeni dönem Eylül'e gelmeden zaten bakayım Eylül'e geliyor muyuz? Aynen. Okullar daha böyle yeni yeni açılmışken zaten biz bu kampı bitirmiş oluyoruz. Ve sen döneme başlarken yeni bir soru bankasına böyle çatır çutur çözerek başlayabilirsin. O kıvama geleceksin zaten, tamam mı? Dolayısıyla acele etme. Direkt ben SML hocayla kampa başlayacağım. Vay işte efendim iki tane soru bankası aldım. Bunu yapma bak, ben yapma diyorum. Öğretmen olarak yapma diyorum, tamam mı? Neden yapma? Çünkü insanın da bir sınırı var be kuzum, tamam mı? İnsanın da bir sınırı var. Yani bunu ben yapamam. Ben 11 haftada iki tane soru bankası bitiremem bak. Ben öğretmen halimle ben sıkılırım çünkü. Sen de sıkılırsın. Bak benim işim bu. Benim işim bu olmasına rağmen sıkılırım. Emin ol sen de sıkılacaksın. Emin ol çok ağır gelecek. Dolayısıyla bir tane alman yeterli. Onu da güzelce git kırtasiyelere veya internetten alacaksan, internetten böyle örnek sayfalar falan yayınlıyorlar, onlara bak, bunları çöz. Ekstradan videonun sonunda şunu da söyleyeyim. Hocam yeni bir kitap almak zorunda mıyız? Benim evimde şu kaynak var, ben bu kaynaktan kullansam olmaz mı? Arkadaşlarım tabii ki masraf yapmak istemeyebilirsiniz. Bu doğal. Bazen ben de evimde masraf yapmak istemediğim şeyleri eğer elimde eskisi varsa bunu kullanılabilir hale getirip kullanıyorum. Veyahut elimde daha eski bir modeli varsa onu kullanmaya çalışıyorum. İlla yenisi olacak diye bir kural da tabii ki yok. Dolayısıyla sevgili gençler, güzelce alırsınız. Birkaç sayfası çözülmüş bir kitap vardır. Ortasından çözülmüş bir kitap vardır. Hiç problem değil. Yani ben bir kitabın ortası çözülmüş diye o kitaba sıfırdan başlayamam diye bir durumum yok. Öyle bir obsesif takıntım yok yani. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, siz de bunu yapabilirsiniz. Elinizde eğer geçen senelerden kalma hazırda soru bankaları varsa onları kullanın arkadaşlarım. Tamam mı? Öyle şeye gerek yok. Ne derler ona? İsrafa gerek yok. Tamam, israf etmeyin arkadaşlar. Tasarruf dönemi biliyorsunuz, malum ekonomi ortada. Tasarruf yapabilirsiniz arkadaşlarım. Dolayısıyla bunları da bana hani elinizde olan kitapları da yazarsanız hocam, yorum kısmına yazın, ben tek tek cevap veririm, hiç sıkıntı değil. Hocam ben de şu kitaptan var, acaba uygun mu diye soracak olursanız da ben size cevap veririm. Hiç merakınız olmasın. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bir sene boyunca çokça duyacaksınız bunu. Ama bu cümleyi bu videoda söylemeyeceğim. Size diyeceğim ki bol bol matematik çalışmaya başlamayı da unutmayın. Tamam? Hadi eyvallah.